Herkese merhabalar. Yeliz Özge Hoca ile derslerimiz devam ediyor. Edebiyat da anlatmaya başladık biliyorsunuz. Hemen ilk konumuzu, bugünkü ilk videom benim, çok çekim yapacağım bugün. İlk konumuz 9. sınıflar için arkadaşlar. Biyografi, otobiyografi ünitesi. Onunla başlayalım. Öğrencilerime özet çıkardım. MEB'e uygun bir anlatım yapıyorum arkadaşlar. Ders kitaplarınıza uygun. Evet. Hemen biyografi yaşam öyküsüyle başlayalım. Arkadaşlar, biyografi yaşam öyküsü nedir? Biyografi, sanat, edebiyat, spor, bilim, politika, iş ve ticaret gibi alanlarda, bakın, tanınmış insanların hayatlarını bütün yönleriyle, anahtar kelimelerin altını çiziyorum, okuyucuya anlatmak amacıyla yazılan yazılardır. Bunlar belge niteliği taşır. Çok önemli, bakın, bunlar tarihte belge niteliği taşırlar. Çünkü nesneldirler, tarafsızdırlar. Nesnel ve tarafsız oldukları için belge niteliği taşırlar. Peki hangi anlatım biçimi kullanılır? Öyküleme, betimleme ve açıklayıcı, açıklama anlatım biçimleri kullanılır. Şimdi eğer ünlü kişilerin yaşamlarını konu alan romanlar varsa, bunu da kocaman yazdım, kara yazdım sizin için, biyografik roman diyoruz. Ders kitabınızda örneğin İskender Pala'nın Şah ve Sultan eseri var. Yine ben kendi örneğimi vereyim. Şevket Süreyya Demir'in Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattığı Tek Adam var. Birkaç ciltten oluşur. Bunlar biyografik roman örneğidir. Tamam? Biyografi için ne diyoruz? Tanınmış insanların hayatlarını bütün yönleriyle okuyucuya anlatan yazılardır. Belge niteliği taşırlar, nesnel ve tarafsızdırlar, öyküleme, betimleme ve açıklayıcı anlatım kullanılır. Ünlü kişilerin yaşamlarını konu alan romanlara biyografik roman denir. İskender Pala ve Şevket Süreyya Aydemir'i örnek olarak verdik. Şimdi devam edelim otobiyografi ile. Otobiyografi ise öz yaşam öyküsü arkadaşlar. Bir kişinin kendi hayatını anlattığı yazılardır. Tabii ki yine bütün yönleriyle. Bunlar özneldir. Kişi bilinmeyen yönlerini, hayatı, başarılarını anlatır. Bilinmeyen yönlerini, hayatını, başarılarını anlatır. Bir yazarın kendi hayatını roman şeklinde yazması sonucu, ortaya ne çıkıyor? Otobiyografik roman çıkıyor. Örneğin Peyami Safa'nın 9. Harcaya Koşu, Orhan Kemal'in Baba Evi, hatta ders kitabınızda şu da vardı, onu da ekleyeyim, Avare Yıllar adlı eseri arkadaşlar otobiyografik romana örnektir. Peyami Safa'nın 9. Harcaya Koşu'nda kahramanımız hastadır. Sürekli hastanelerdedir. Bu 9. Harcaya Koşu da ismini buradan almaktadır. Yazarın kendisinin de bir hastalığı var. Eser bu şekilde biçimlendirilmiştir. Şimdi gelelim ders kitabınızdaki bir takım terimlere. Bunlardan ilki özgeçmiş. Ben CV demeyi sevmiyorum ama açılımını bile yazmış ders kitabınız. Özgeçmiş neymiş? İnsanın yeteneğini ve iş yapma gücünü gösteren belgelerdir. Bir yerde işe girmeden önce ne isterler? Özgeçmiş isterler. Ama CV yerine özgeçmişi kullanalım arkadaşlar. Türkçe güzel bir kelime. Monografi. Arkadaşlar, monografi ünlü kişilere ait ilgi çekici bir konuyu ya da onun, virgül koyalım buraya, ya da o kişinin eserini ayrıntılı olarak işleyen eserlere ne diyoruz? Monografi diyoruz. Ünlü kişilere ait ilgi çeken bir konuyu, o kişinin bir eserini ayrıntılı olarak işliyorsa buna monografi diyoruz arkadaşlar. Gelelim tercüme-i hal. Arkadaşlar, eskiden biyografilere tercüme-i hal denirmiş. Eskiden biyografiye verilen isim. Hal tercümesi, durumunu anlatmak, durumunun tercümesi şeklinde. Kitabınızda bir de portre tanımı var. Fiziksel ve ruhsal portre olmak üzere. Buna da örnekler vermiş. Fiziksel portre kişinin dış görünüşünü anlatan portrelerdir. Ruhsal portre kişinin iç dünyasını anlatan portrelerdir. Ve ayrı bir başlık olarak arkadaşlar tezkireyi vermiş. Bakın, çok önemli bir konu. Üniversite sınavında bile tezkirelerimiz soruluyor. Ama ders kitabınız iki tane tezkireyi örnek vermiş. Bir de tezkire metni vermiş. 9. sınıfta şimdi bu kadarını bilsek yeter. Tezkirelerimiz daha fazla tabii ki. Günümüz edebiyatında biyografinin karşılığı. Peki tezkire nerede? Tabii ki eskiden divan edebiyatında özellikle kullanılan bir türmüş. Şairin
yaşamını, eserlerinden örnekleri içeren biyografiler. Tamam? Türk Edebiyatı'nın ilk tezkeresi çok ama çok önemli arkadaşlar. Alişir Nevai'nin Mecalüsün Nefais yani Nefislerin Meclisleri adlı eseridir. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire ise Sehi Bey'in Sekiz Cennet Heşt Behişt adlı eseridir. Bu ikisi çok önemli tezkirenin ilk örnekleri arkadaşlar. Hemen baştan alıyorum. Bu kadar aslında neler anlattık size? Bir, bu ünitedeki konularımız bunlar. Biyografi, yaşam öyküsü nedir? Biyografinin özellikleri, biyografik roman nedir? Biyografik romanları örnekler. İki, otobiyografi nedir? Otobiyografik roman nedir? Otobiyografik romanları örnekler. Dedikten sonra özgeçmiş, monografi devam ediyorum. Tercüme-i hal, portre ve tezkire hakkında bilgi verdik. Bu bilgileri arkadaşlar ders kitabından aldım. MEB müfredatına uygundur. Yine ben ders kitabını bir göstereyim. Ders kitabımız Türk Dili ve Edebiyatı 9 kitabı arkadaşlar. Buna uygun bir anlatım yaptık. Derste de anlatmış olsak bu konuyu aynı bilgileri verecektik. Teşekkür ediyorum herkese. Çalışmayı bırakmayın arkadaşlar. Çalışmaya devam. Hoşça kalın.